Merhaba Boş TV takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. Yine sizlere kendimi önce tanıtayım. İsmim Gül. Leyla Hanım'ın YouTube kanalında ben de zaman zaman kahve falı yorumları ve burçlarla ilgili fal yorumları yapıyorum. Güzel dilekleriniz, güzel mesajlarınız için size çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok motive ediyor ve beğendiğiniz için takip ettiğinizde ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi 2022 yılında sizleri neler bekliyor? İşte beklentileriniz neler, istekleriniz neler, beklediğiniz şeyler olacak mı? Bakıp yorumlamaya çalışacağım. Bununla ilgili iki tane gördüğünüz gibi fal kapattım. Bir tanesini seçebilirsiniz niyetinize göre. Bir başkası için de tutabilirsiniz, seçebilirsiniz. Eşiniz de olabilir, çocuğunuz için olabilir, sevdikleriniz olabilir. Yani bir kişi için ya da kendiniz için niyet edip tutmanızı rica edeceğim. Bir tanesini üstüne böyle bir fil koydum. Belli olsun, anlaşılsın diye. Evet, iki tane dediğim gibi falım var. Ve ben bunları sırasıyla seçmiş olduğunuz fala göre yorum yapmaya çalışacağım. İlk önce bu filli olandan başlamak istiyorum. Bu kahve fincanını seçen sevgili Burç TV takipçileri. Hayatta inşallah her şey gönlünüzce olsun. İstediğiniz her şey sizinle beraber olsun. Huzur, sağlık, mutluluk diliyorum size 2022 yılı için. Ve falımı açıyorum. Ben burada bir yüzük gördüm. Bir ilişki bekliyorsanız, evlenmek istiyorsanız, sözlü ya da nişanlıysanız ani bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Beraberliğiniz yoksa güzel bir başlangıç, güzel bir beraberlik yakında. Sanki burnunuzun dibinde artık. 2022'de bir keresi de aşk gelecek sevgili Burç TV takipçileri. Bunu söylemek istiyorum. Şöyle itelim. Evet, bakalım. Gördüğünüz gibi bakın. Aslında çok güzel bir fal. Evet, sizi çok sıkıntılar, kötü olaylar, olumsuzluklar yaşamış bir 2021 yılı gördüm, yaşadığınızı gördüm. Ve bununla ilgili birçok stres, kaygı, endişeler yaşamışsınız. Psikolojik anlamda sıkıntılar, zorluklar yaşamışsınız, maddi anlamda da öyle. Bakın burada gördüğünüz gibi bir uçak yolculuğu var. Güzel bir yere bir kere gidiyorsunuz. Bir yolunuz var. Güzel bir yol. Ve bu sıkıntılar, sorunlar, maddi ve manevi olan dertler, sıkıntılar bir kere 2022'de hani güneş yılınız olacak sizin. Hani güneş gibi böyle içiniz ısınacak, güneş gibi aydınlanacaksınız. Hani güneş doğduğu zaman nasıl biz mutlu oluyorsak aynı onun gibi 2022 yılı size bir kere güneş olacak, aydınlık verecek, ısı, enerji verecek, güzel şeyler katacak hayatınıza. Bir kere bu karanlığı aydınlatacak, onu söyleyebilirim. Çok da güzel çıkmış çünkü. Hakikaten bir kere çok iyi niyetli insanlarsınız ama zaman zaman yaşadığınız şu sorunlardan dolayı biraz umutsuzluğa kapılmışsınız. Ümidiniz kırılmış gibi ama lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü güzel günler ileride sizin için gerçekten güzel bir yıl olacak bir kere. Seyahatler, yolculuklar, işte uçak uzak bir yer, hani gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz bir yakınınız varsa ya da bir şehir, bir ülke. Buraya bir kere uçakla gidiyorsunuz, bir seyahatiniz söz konusu ve güzel bir adım atacağınız bir iş sizi bekliyor. Siz kendi işiniz de olabilir bu ya da bir yere de girebilirsiniz. Beklediğiniz bir iş teklifini de alabilirsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın iki kalp yan yana çıkmış ve aydınlık güzel iki kalp çıkmış. Ondan sonra hani bir aşk bir kere sizi bekliyor, iş bekliyor. Ondan sonra bu kaygılar, sıkıntılar, stresler bir kere gidecek ve ben burada bir araba gördüm. Arabanın üstünde de bir kuş var. Yani sanki size arabayla ilgili, arabanız yoksa arabayla ilgili bir haber alabilirsiniz. İşte sanki belki biri size sürpriz yapabilir arabayla ilgili. Sanki bir araba aklınızda bir köşesinde yer etmiş. Bunu söyleyebilirim. Ve sevgili Burç TV takipçileri, bu fincanı seçen sevgili takipçiler hakikaten birinin kafasına böyle sanki ezerek böyle hani
Sanki böyle hırsınızı alacaksınız. Hani gerçekten birine çok öfkelenmişsiniz, çok kırılmışsınız. Hani belki onu lafla, belki işte sözlerinizle, yani demek istiyorum, ezeceksiniz ve hırsınızı, sanki hıncınızı alacaksınız bu şekilde. Ve aranızda girmiş bir kara kedi gördüm. Hani sanki bir dostluğunuz, sanki bir ilişkinizde üçüncü bir insan girip aranızı bozmuş gibi bir kara kedi var. Sanki yani bir ayrılık söz konusu olmuş, bir kopma söz konusu olmuş. Ama inanın sizin için bu daha hayırlı olmuş. Çünkü dediğim gibi bakın, daha aydınlığa, daha güzel bir zaman dilimine geçeceksiniz, gireceksiniz. Bir kere çok kuruntulu birisiniz zannediyorum. Çünkü hani birçok şeyi böyle çok çok ince ayrıntısına kadar böyle kafanızda kuruyorsunuz. Kuruntularınız böyle sizi yormuş, kafanız yorulmuş, düşünceler sizi yormuş ve burada kocaman bir soru işareti var. Hani bir şeyin ne derece ve nasıl olacağını ilerisiyle ilgili merak ettiğiniz bir durum söz konusu. Ama şunu da söyleyebilirim, bu soru işareti merakınızı giderecek de bir insan olacak. Yani bu merak ettiğiniz konu neyse, ya da kişi de olabilir bu. Bir kişi size bu konuda yardım edecek. Yani merakınızı giderecek bir insan olacak bununla ilgili. Ve sizden de özür dileyecek, eğilmiş, size karşı eğilmiş bir insan var. Sizden özür dileyecek, sizden af dileyecek bir insan olabilir 2022'de. Yani bu yıl sizi kim kırdıysa, kim üzdüyse, kim canınızı sıktıysa, sanki 2022'de böyle ayağınıza gelecek, eğilerek sizden özür dilemeye çalışacak gibi. Kuralcı bir insansınız. Birçok kurallarınız var, otoriteleriniz var. İşte bunlar sarsıldığı zaman, yıkıldığı zaman siz de acı duyuyorsunuz, üzülüyorsunuz. Bunları söyleyebilirim, ama özünüzde hakikaten kalbiniz çok temiz, çok aydınlık. Kimse için bir kere kötü bir şey düşünmüyorsunuz. Birçok şeye hep dua ediyorsunuz. Bir kere maneviyatınız da güçlü. Ve dediğim gibi bütün karanlığın ortasında doğan bir güneş olacak. 2022 yılı size güneş gibi ışık ve aydınlık getirecek. Evet, şimdi tabağınızı yorumlamak istiyorum. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet, gördüğünüz gibi tabağınız da aynı şeyi söylüyor. Yine etrafta ve çevrenizde ve içinizde biriktiğiniz birçok sıkıntı, sorun. Sanki böyle problemli kişileri sanki böyle mıknatıs gibi kendinize mi çekmişsiniz? Bazı olayları böyle kendinize mıknatıs gibi çekmişsiniz sanki. Ve hep böyle bir şeylerin, karmaşanın içinde bulmuşsunuz kendinizi. Ve o yüzden sizin için 2021 yılı kötü bir yıl olmuş. Sağlık sorunları sizinle ilgili de olmayabilir, ailenizle ilgili de olabilir. Sağlık sorunları, üzüntüler, işte maddi kayıp. Böyle sanki her şey üst üste gelmiş. Hani her şey böyle tepetaklak olmuş gibi. Ama bakın, fincanın tam ortası da tam aksini söylüyor. O kadar güzel bir kuş, o kadar güzel bir haber var ki, o kadar güzel bir aydınlanma var ki içinizde. Aynı hani fincanınızdaki gibi, bakın böyle, gerçi şimdi kapandı ama fincanınızdaki gibi aydınlık, güneş gibi. Bu da güzel bir kuş. Yani yine tam ortasında çıkmış hanenizin, kalbinizin. Dediğim gibi güzel, bereketli, işte maddi kazançlar sağlayacağınız, isteklerinizin olacağı ve koşturmacalı bir yıl olacak. Hani böyle çok çalışacaksınız sanki. Çok üreteceğiniz bir sene olacak, bir yıl olacak bir kere. Ve dediğim gibi size yollar var, güzel açık aydınlık yollarınız, seyahatleriniz var. Ve de burada gördüğünüz gibi gözler var, sevgili Burç TV takipçileri. Kötü enerjilerden kendinizi koruyun, kötü gözlü, kem gözlü insanlardan kendinizi koruyun. Zaman zaman sizi çekemeyen, art niyetli kişiler var etrafınızda ve sanki bu 2021 yılında hani siz de bunu çok telaffuz ediyorsunuz. Hani böyle göze geldim, nazara geldim, işte kötü enerji benim peşimi bir türlü bırakmadı diye zaman zaman söyleniyorsunuz. Aynı da bunun gibi kem gözlü, kötü gözlü insanlar çevrenizde. Lütfen bu kişilerden uzak durun. Biliyorsanız bu insanları, çevrenizdeki kişileri tahmin edebiliyorsanız bu kişilerden uzak durun.
Çünkü 2022'de hayatınıza dahil olacak başka da dostlarınız olacak. Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar edineceksiniz. Ama dediğim gibi inanın çok güzel bir kuş, çok güzel bir haber, güzel dilekler size gelecek. Emin olun. Sizi aydınlatacak 2022 senesi. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Şimdiden iyi seneler diliyorum. Merhaba Burç TV takipçileri, tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi bu fincanı tutmuş olan sevgili Burç TV takipçileri için yorumlamaya çalışacağım. Bakalım 2022 yılında sizi neler bekliyor? Niyetleriniz neler? Nelerin olmasını istiyorsunuz? Ya da 2021 yılında sizi üzen şeyler neler? Niyetinize göre, kısmetinize göre, yani kendiniz için de tutmuş olabilirsiniz. Dediğim gibi sevdiğiniz bir kişi için, aşkınız için, anneniz için, yani örnekleri çoğaltabiliriz. Kim için ya da ne için tutuktuysanız sevgili Burç takipçileri, ben de naçizane bunu yorumlamaya çalışacağım. Bakalım niyetinizde neler var? İnşallah da 2022 yılı sizin için her şeyden önce sağlık, huzur ve mutluluk getirsin temennisinde bulunmak istiyorum. Ve açtım falınızı. Şunu söyleyebilirim. Aslında çok fazla endişeleriniz yok, çok fazla sıkıntılarınız yok. Sadece bazı şeyleri geçmişte çok yaşıyorsunuz. Geçmişle ilgili bazı sıkıntılarınız var. Hani bugüne yansıttığınız, gelecekle ilgili kaygılar yaşadığınız bir takım sıkıntılar var. Ama 2022 yılında şunu söyleyebilirim size, güçleneceğiniz, kuvvetleneceğiniz, etrafınızın çok güzel insanlarla dolacağı bir sene olacak. Bir devlet kapısı var, bir bayraklı yer var, resmi bir daire var. Burada bir iş olabilir, mahkemeyle ilgili sonuç beklediğiniz bir şey olabilir. Bununla ilgili lehinize, yani güzel sonuçlanacak bir durum yaşayacaksınız. Sonuçlandıracaksınız açıkçası bunu. Dediğim gibi yükseğe çıkacaksınız. Hani istediğiniz, beklendiğiniz bir takım şeyler size daha yakın olacak. Nasipli, kısmetli işleriniz olacak. Ve bir U dönüşü yapabilirsiniz. Hani ben yapmam, istemiyorum, hayır dediğiniz bir durumla karşı karşıya kalıp evet bir U dönüşü de yapabilirsiniz. Yani olmaz dediğiniz bir şeyin içinde kendinizi bulabilirsiniz sevgili Burç TV takipçilerim. Aslında uzun zamandır bir şey yapmak istiyorsunuz, bir adım atmak istiyorsunuz. İkili ilişkilerle ilgili bunu söyleyeceğim. Evliyseniz kırgınlıklarınız varsa eşinizle bunu oturup çözümleyebileceğiniz bir sene olabilir. Hani kırgınlıklar, üzüntüler hepsini geride bırakacağınız bir sene olabilir. İlişkiniz varsa şayet evli değilseniz de ilişkinizle ilgili yapım aşamasında olacaksınız. Yani böyle daha çok yapılandıracaksınız, daha kuvvetlendireceksiniz ilişkinizi. Bu şekilde bir ilerleme, bir yol söz konusu olabilir. Ve çok ketumsunuz. Hani bir takım şeyleri çok içinizde yaşıyorsunuz. Aslında karşı tarafla paylaşsanız birçok şeyi aslında düzene sokacak kapasiteniz var. Bunu diyebilirim size. Dediğim gibi ikili ilişkilerde biraz içinizde yaşıyorsunuz ve karşınızdaki insanda açıkçası ne düşündüğünüzü ya da neler hissettiğinizi bazen bilemiyor. Nasıl davranacağınızı size bilemiyor diyebilirim. Eğer karşılıklı paylaşım yaparsanız iyi ve güzel şeylerin sonuç alacağı bir sene olacak. Aile ilişkilerinizi bir kere kuvvetlendireceğiniz bir yıl olacak. Bunu demek istiyorum. Çünkü aileniz hakikaten size çok düşkün. Sanki onlarla böyle bazı sorunlar, sıkıntılar yaşayıp aile fertleriyle biraz aranıza mesafe koymuş gibisiniz. Hani çok fazla diyaloğunuz yok gibi. Biraz burada bir kopukluk var. Size yaklaşmak isteyen bir aileniz var ama hani siz biraz sanki duvar örmüş gibisiniz. Ama güçlendireceğiniz, kuvvetlendireceğiniz bir sene olacak, bir yıl olacak. Hani iyileştireceksiniz birçok şeyi. Hani ikili ilişkilerde öyle, aile ilişkilerinizde öyle. Dediğim gibi eşiniz evliyseniz şayet eşinizle ilgili sıkıntıları, sorunlarınızı aşacağınız bir yıl olacak. En azından konuşabileceğiniz, paylaşım yapabileceğiniz bir sene olacak. Çünkü aydınlık bir yıl sizi bekliyor.
Birçok şeyi beklemeye almışsınız. 2021 yılında birçok şeye adım atamamışsınız. Hep böyle bir başarısızlık diyebilirim. Hani sanki yakanızdan pek eksik olmamış ama bunu aşacağınız ve daha donanımlı olacağınız bir sene, bir yıl olacak sevgili Burç TV takipçileri. Ve nasipli kısmetli de bir işiniz olacak. Yani nasip kısmet sizden yana olacak. Evet, nasip kısmet sizden yana olacak diyebilirim ve tabağınızı şimdi yorumlamak istiyorum. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet sevgili Burç TV takipçileri. Evet gördüğünüz gibi siz de bakın, siz de görün. Biraz zaman almış, hani sıkıntıları atmak, azaltmak biraz zaman almış ama dediğim gibi 2022 yılında yenilikler söz konusu olacak. Aralanan aslında birçok kapı var. Hani birçok şans kapısı, nasip kısmet kapısı sizinle olacak. Ve burada da aileye katılacak yeni bir üye var. Yeni bir insan, yeni bir kişi olacak, ailenize katılacak. Yani aile içinde evlenecek olan ya da dediğim gibi siz bekarsanız evlenecekseniz hayırlı nasipli, yani gelecek olan kişi nasibiyle, kısmetiyle sizi dahil olacak, sizin hayatınıza, sizin ailenize dahil olacak. Aile hayatınız, aile ilişkileriniz güçlenecek, kuvvetlenecek. Dediğim gibi çıtanız yükseliyor, hani böyle kendinizi daha yapmak istediğiniz işlerin içinde bulacaksınız bir kere. Hani işte zamanda sorun yaşamışsınız, yapamamışsınız, beklemeye almışsınız belki ama hani 2022 yılında birçok şeyin içerisinde ve yapacağınız işlerle ilgili güzellikler yaşayacağınız bir kere bir sene olacak. Şans bir kere sizden yana olacak sevgili Burç TV takipçilere. Gönlü güzel olan insanlar olacak hayatınızda. Ve hani bir tırtıl olur, işte kelebek olur, dönüşüm yapar. Hani bunun gibi sanki böyle bir kendi hayatınızı, kendinizi bulacağınız, işte ben nelerden hoşlanıyorum, neleri sevmiyorum, neleri istemiyorum. Böyle sorgulayıp sanki böyle bir liste tutuyorsunuz. Hani 2022 yılına neleri taşıyacağım ya da neleri taşımayacağım diyebileceğiniz bir sene, bir yıl olacak. Tabii ki bir yıl için hani çok kısa bir zamanda bunları anlatmam, yorumlamam aslında çok da doğru olmuyor ama hani kısa bir özet geçersem eğer nasip, kısmet, şans sizden yana olacak. Hayallerinizin bir tık daha yakınlaştığını hissedeceksiniz ve güzelliklerle dolu bir kere bir yıl olacak. En önemlisi de sizi seven, size değer veren ailenizin sizinle ilgili beklentilerini, güzellikleri, işte aile bağlarını kuvvetlendireceğiniz bir sene olacak. Ve yolunuz var, gitmek istediğiniz, planladığınız ya da istediğiniz bir yol burada gözüküyor. Açık ve temiz çıkmış. Bunu söyleyebilirim. Ve şunu söylemek istiyorum açıkçası size. Kalbinizden ne geçiriyorsanız, ne istiyorsanız, inanın, sadece düşünün, inanın o size geri gelecektir. Sadece düşünmek ve istemek yeterli olacaktır. Buna inanın. Lütfen inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Çünkü inanın o enerji, o güzellikler, o beklenti aslında sizin elinizde, kalbiniz, yüreğiniz temiz, aydınlık. Hani düşündüğünüz, istediğiniz şey 2022'de inanın yanı başınızda olacak. Bir kere buna inanın. İnancınızı dediğim gibi hiçbir zaman kaybetmeyin sevgili Burç TV takipçileri. Ve heyecan var. Hani hayatla ilgili, işle ilgili, dostluklarla ilgili belki. İşte yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar da olabilir. Heyecan olacak. Hani monotonlaşmış olan 2021 yılında sizi sıkan şeyler değil de daha heyecan dolu, daha güzel, daha aktif, daha sosyal,
olacağınız bir sene olacak, bir yıl olacak. Bunları söyleyebilirim ve inanın kelebek olacak. Yani tırtıldan kelebeğe dönüşüm gibi bir serüven olacak sizin hayatınız. Hani sıfırdan da başlayabilirsiniz, yeniden de başlayabilirsiniz. Ve şunu unutmayın, inanın hiçbir şey için de geç değil, geç hiçbir zaman değil. Dediğim gibi heyecan, aktivite, sosyal hayat, aile ilişkileri ve aileye katılacak olan yeni bir üye ya da yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar olacak. Ve birçok şeyi netleştireceksiniz. Hani onu söyleyebilirim. Hayatla ilgili, yaşantınızla ilgili birçok şeyi netleştireceğiniz bir yıl, bir sene olacak. Beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Güzel yorumlarınız için, güzel mesajlarınız için, beni motive ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum ve kalben diliyorum ki 2022 yılı size sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. İnanın her şeyden önemlisi bu. Sevgiyle kalın, hoşça kalın Burç TV takipçileri. Tekrar görüşmek üzere.